Berlin Stüdyo'dan merhaba sevgili izleyicilerimiz. Bugün sağlığınızı yakından ilgilendiren konularda farkındalığı çok yüksek, çok geniş bir kitle ve danışan tarafından çok sıkı takip edilen bir hekimi ağırlıyoruz stüdyomuzda ve karşımızda. Orta moleküler tıp danışmanı ve aynı zamanda şimdi göstereceğim İyot Girene eve Doktor Girmez kitabının yazarı Sayın Hasan Üstü Eren bizimle. Öncelikle hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Duba Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Sizi burada görmek çok güzel. Eminim ki IPN izleyicileri sizi çok çok yakından tanıyorlar. Bugün aslında pek çoğumuzun sizin sayenizde tanıştığı, ben öyle olduğunu e, düşünüyorum, iotu konuşacağız tabii ki ağırlıklı olarak. Kitaptan bölümleri konuşmak istiyorum vaktimiz el verdiğince. Tartışmalı bir mineral tabii ki iot. Neden tartışılıyor? Bazı hekimlerin iyot korkusu olduğunu kitabınızda da belirtiyorsunuz. Neden bu korkuya sahipler gibi pek çok konu var. Çok da soru var önümde hazırladığım. Hocam, öncelikle bu kitabınız hayırlı olsun. Onu evet. söylemek istiyorum. Şu an çok satanlarda olduğunu da biliyoruz. Yani hemen hemen herhalde ilk sıralarda diye düşünüyorum Türkiye satışlarında. İnsanlarda eksikliği en fazla olan mineral demişsiniz ve dahası da en yanlış tanıtılan Mineral diyorsunuz iot için. Bilinçli olarak mı yanlış tanıtılıyor? Neden? Neden böyle yani? Neden çok fazla iot eksikliği yaşanıyor? Şimdi öncelikli olarak iot eksikliğinin neden çok yaşandığını anlatayım. Daha sonra da iot ile ilgili iotun keşfinden günümüze kadar ki süreci kısaca anlatayım. İzleyicilerim bu anlatım sonrasında hayatımızdan bilinçli olarak mı çıkartıldı yoksa rastlantısal bir çıkarımlı veya iotun faydası yoktu onun için mi böyle yaklaşım var bunu daha net anlayacaklardır. Öncelikli olarak iot şöyle tanımlarsak yanlış olmaz iot yoksa yaşam yok. Yani iotu hiç almayan birisinin yaşaması mümkün. Çünkü vücudumuzun ana koordinatör hormonu olarak adlandırdığımız tiroid hormonunun ana bileşeni. Şimdi iot yaklaşık 1811 yılında bulunmuş. Bulunduktan sonra yaklaşık 130 yıl kadar çok yaygın bir şekilde tıpın, o gündemini gündemine etmiş ve birçok hastalığın tedavisinde birçok problemi düzeltmek için iot kullanılmış. Ta ki 1948 yılına gelene kadar. 1948 yılında bir makale yayınlanmış. Bu makale insanlar üzerinde yapılan bir çalışmaya dayanmıyor. Areler üzerinde yapılmış. Arelerin TREAT hormonlarına bile bakılmamış. Yani makaleyi bir profesyonel gözle incelediğinizde bunun bir kaleme alınmış makale olduğunu anlayabiliyorsunuz. Şimdi bu makale o güne kadar çok yüksek dozlarda ve birçok hastalık için kullanılan iot için şöyle bir tanım getirmiş. Diyor ki 2 mg günün üzerinde bir iot kullanılırsa tiroid durur. Şimdi bu çalışmanın oluşturduğu korku tıbba hakim olmuş. Iot tıbbın gündeminden çıkartılmış. Oysa ki ilk bulunduğu tarih modern tıpkın başlangıcı olarak kabul edilen iot böylesi bir saçma makaleyle bir anda hayatımızdan çıkmış. Şimdi bunu rastlantısal bir yanılgı olarak adlandırabiliriz ama beraberinde gelişen olaylara baktığınızda bunun çok rastlantısal olmadığını görüyoruz. Çünkü bu makaleyi yazan doktor Wolf Çaykov makalesidir bu arada bu makalenin ismi. Wolf Amerika Sağlık Enstitüsü'nden müdür olarak atanmış bu makaleden sonra ve bu makamın gücünü kullanarak bu makaledeki bilgilerin tüm tıp fakültelerinde kabul görmesini sağlamış. Bir taraftan Wolf ödüllendirilmiş, bir taraftan da getirildiği makam aracılığıyla bütün tıp fakültelerinde bu bilginin kabul edilmesi sağlanmış. E şimdi aynı döneme baktığınızda birçok hastalığın, enfeksiyon hastalığının tedavisinde kullanılan iotun hayatımızdan çıkması, yüzlerce antibiyotin patentlenmesine denk geliyor. Aynı döneme bakıyorsunuz, iyotla aynı grupta olan fakat vücudumuza çok zarar veren halojenlerin hayatımıza sanki faydalı birer maddeymiş gibi sokuyor. Bunlar nedir? Klor diş macunlarımızda var. Teflon tavalarda var. Brom ekmeğin içerisindeki iyot çıkartılarak konulmuş aslında bir böcek ilacı. Klor dezenfektan amacıyla tüm sularımıza katılan bir kimyasal. Şimdi baktığınızda Sadece hayatımızdan çıkartılmamış iốtla e, in grupta olan fakat vücudumuza çok zarar veren kimyasallar da alabildiğine hayatımıza girmiş. Artı o, ilginçtir ki o tarihten sonra patentli ilaçların sayısı çığ gibi artmış. Yani yurt kullanarak etki edebildiğimiz hastalıklar için patentlenebilen ilaçlar ortaya çıkmış. E, peki iốt e, e, tehlikeli mi? Evet baktığınızda bir tehlikesi var iotun ama bu insan sağlığı için değil. ...bir sektörü tehdit eden bir Siz eğer IOT'u kullanmaya devam ederseniz... ...kullanmış olduğunuz birçok patentli... ...ürüne ihtiyacınız kalmıyor. Yani IOT hayatımızdan çıkartılarak... ...patent tıbbının... ...başlangıcının temelleri atılmış. Ben bugünkü... ...ortodok tıbbının uygulamalarını... ...bir çeşit patent tıbbı olarak... adlandırıyorum Yani başlangıcı bulunuşu modern tıbbın başlangıcı olarak kabul edilen iyot Hayatımızdan çıkarıldığı tarihle de patent tıbbının başlangıcına zemin hazırlamış. Yani iot hayatımızdan çıkaran otorite neyse hem iotu kendisi için tehlike olmaktan çıkartmış hem de insanlara faydasını perdeleyip daha da şiddetli bir şekilde ondan uzak tutmak için e, zararlı olarak lanse etmiş. Böylelikle tıpta bir iodofobi başlamış. Bu nedenden dolayı biz bu tarihsel iotun gelişim sürecini incelediğimizde iotun çok masum gerekçelerle veya tesadüfi hatalarla hayatımızdan çıktığını düşünürsek sanırım yanılmış oluruz. Gelelim iot neden yok? İnsanlar neden besinlerinden iot alamıyorlar? Çünkü tarihsel süreç içerisinde yağmur yağmurluklar, senler topraklarımızdaki iotu denizlere taşımış topraklarımızda iyot kalmamış. Ee, öyle olunca bu topraklarda yetişen gıdalar, bu e, gıdalardan beslenen hayvanlarda iyot yok. E biz de karasal ortamda yetişen bitkileri, sebzeleri tüketiyoruz. Ee, burada yetişen hayvanların etlerini kullanıyoruz. Bunlarda iyot yoksa iyot vücudumuza alamıyoruz. Zaten iyotu kendimizin yapma imkanı yok. Dışarıdan alma zorunlu olan bir Öyle olduğu için Besinlerimizden iot alamıyor. Iotun alınamaması da bizim sağlığımızla ilgili bir takım riskler oluşturuyor. Eğer biz bu riskleri yaşamak istemiyorsak ve sağlıklı kalmak istiyorsak iotu vücudumuzda yeterince almamız, depolamamız ve e, e, kullanmamız gerekir. Hocam az önce aslında siz de belirttiniz, kitapta da belirtiyorsunuz. Aslında ilaçların yani doktorların, e, e, meslektaşlarınızın reçete ettiği ilaçlarda da eser miktarda ya da bilmiyorum ne kadar miktarını e, belirtmeyeyim ama iot olduğunu söylüyorsunuz. Dolayısıyla bu korku yani o zaman bir çelişki olmuyor mu sizin de bahsettiğiniz gibi? Şöyle aslında işte tıbbın çelişkisi açmazı orada. Şimdi IOT'u bir doktordan, IOT bilgisi olmayan bir doktordan sorguladığınızda genellikle alacağınız cevap Kesinlikle uzak dur, tehlikeli. Şimdi IOT'u tek başına al, uzak dur, tehlikeli söylemini ifade eden meslektaşlarımız içinde IOT bulunan hem de çok yüksek dozda IOT bulunan patentli bir aritmi ilacına karşı hiçbir söylem geliştirmiyor. Yani IOT patentlenip bir kimyasal ilaç halinde kullanıldığı zaman Sanki zararı bir an kalkı veriyormuş gibi bir tavralıyorlar Bu da ortodoks sıbıının iki yüzüdür. Yani patat denemeyen çok ucuz, insan sağlığını desteklerken çok büyük maliyetler oluşturmayan bir ürünü ve eksikliğinde birçok hastalığa zemin hazırlanan bir ürünü insanlardan uzakmak bir çeşit insanların sağlıklı kalamamasını garanti altına almak gibi bir etki oluşturuyor. O nedenle iot önemli. O nedenle IOTU hayatımıza almamız, e, sokmamız lazım. Peki meslektaşlarınız içerisinde yodofobi olduğunu söylüyorsunuz. Önyargılar var. Bunu zaten hepimiz görüyoruz. Bir kişiler arasında da yani danışanlarınız arasında da önyargılı olanlar muhakkak ki vardır. İlgilenler arasında ilk başta ama bu ön yargıları insanlar peki nasıl kıracaklar? Örneğin şimdi kendime bakacak olursam ben IOTU'da e, aslında çok güveniyorum. E, evimin de baş köşesinde olduğunu söyleyebilirim. Bu benim kişisel tercihim tabii ki ama hep harici kullandım mesela. Hiç dahili kullanmaya cesaret edemedim. Neden bilmiyorum. Bir ön yargı ya da bir korku, endişe taşıyorum. Bunu ben nasıl kırarım? İzleyicilerimiz arasında da eğer bunu yaşayanlar varsa Nasıl kırılır değerli hocam bu önyargı? Tuba Hanım aslında bu önyargı değil. Bu şekilde bilgilendirilen bir insanın bu bir bilgiyi değiştirmesi çok zor. Şimdi iot karşıtı söylemler yapan doktorlarla ben farklı bir eğitim almadım. Ben de aynı eğitim alarak geldim ki ben de üniversite yıllarında iotun zararlı olduğunu, fazlasını kullanılmaması gerektiğini ve iottan uzak durulması gerektiğini öğrenerek mezun oldum. Bak, isimden. Ve benim de ilk iota başlayış e, sürem çok böyle bir anda e, kolayca olmadı. Ben iot kullanmaya karar verdikten sonra e, iot şişesiyle 3 ay birbirimize bakıştık. E, kullanmaya cesaret edemedim. Her elimi attığımda atma bir zararı geliyordu. E, tabii e, şimdi e, bilgilendirme, daha doğrusu insanların iotla ilgili bilgilendirilmeleri bu iotofobik e, yaklaşımın sonucunda oldu. Şimdi e, burada belki e, faydası olur e, diye şöyle bir kir yürütmelerini isteyeceğim. Yoğurtu e, evet. bitirdi. E, biraz önce söylediğim makaleyle başlamış. Makale diyor ki 2 mg'ın üzerinde günlük yoğurt alırsanız türüyetiniz dur. Şimdi bu bir hipotez. E, bir hipotezin e, sıfır hipotezi yani an tersi e, hipotezi evet. vardır ve siz. Bu hipotezi e, çürütemiyorsanız o hipotez gerçektir diye kabul edin. Şimdi e, iotla ilgili e, günlük 2 mg dozu tiroid'i durdur hipotezin, aksi hipotezi nedir? Üstündeki doz durdurmaz. E şimdi bunun her alan kişide tiroid'i durdurması lazım. Durdurmadığını biz biliyoruz. Şundan biliyoruz. Ben kendim e, 8 yıldır bu söylenen dozun onlarca e, belki 30 kat fazlasını alıyorum. Her gün mü hocam? Üst, her gün. Henüz az zarar verip türü eğitimi durdurmayı başaramadı. Ama maşallah. Şey yukarı 4000 hastan oldu. E, bu dozu çok üstünde iot kullandırarak bir takım hastalıklarını tedavi etmeye yardımcı olmaya çalıştım. Bunların da hiçbirisinde tiroid durmadı. O zaman iot korkusuna temel olan hipotez doğru değil. Yani iot tiroidimizi durdurmuyor. Aynı zamanda tiroidimize de zarar vermiyor. Eğer bunu böyle değerlendirirsek bu korkumuzdan uzaklaşmanın bir yolunu bulmuş oluruz. Artık siz diyorsunuz ki en sadece cildime sürerek kullanıyorum. Ağızdan almaya cesaretle demet. Şimdi cildinize sürdüğünüz her şey ağızdan aldığınız kadar olmasa bile ağızdan aldığınız gibi etki gösterir. Ha, Hatta e, şunu söyleriz biz e, yiyemediğiniz hiçbir şeyi cildinize sürmeyin. Bu ne demektir? Cildiniz de ağızdan alıyormuş gibi etki gösterir. Evet iot da bu 10 %15 emilir. Ama e, ağızdan aldığınız gibi ağızdan ondan almak yerine cildinize sürdüğünüz bir damlalık etki gösterir. Şimdi o da sonuç itibariyle zarar veriyorsa cilde kullandığınızda zarar verecek demektir. Ama e, biz biliyoruz ki iotu bu şekilde kullanmak insanlara zarar vermiyor. Eğer zarar veriyor olsaydı iot 1811 yılında bulundu. 1908 yılında bu makale yayınlanana kadar çok yüksek dozlarda kullanıldı. Hatta bazı makaleler, çalışmalar, tedavilerde kullanılan iot dozları var gram dozunda. Yani bırakın 2 miligramı 2000 miligramla 6000 miligram arasında. Yani binlerce katı dozda iot kullanmış insanlar bu iodofobi başlamadan önce ve bunlara hiçbir şey olmamış. Bunlarla ilgili olumsuzluk yaşadıklarını Anlatan bir çalışma yok artı şu ana kadar iot kullanarak kendisine zarar veren veya kendisi hayatına son veren bir tane vakayı toksik olarak iotun etki gösterdiğini anlatan bir tane bakın kaç tane demiyorum çok az vardır demiyorum bir tane çalışma şimdi eğer durum böyleyse o zaman iotun vücudumuza zarar verdiği ve iyot kullanımının zararlı olduğuna dair söylemler çok doğru bir zeminden kaynaklanmıyor demektir. Peki iyotu e, hayatımıza nasıl dahil edebiliriz ve hangi hastalıklarda mucizeler yaratabilir değerli hocam? İyi yaşayın, çok yaşayın. Teşekkür evet, ederim. Şimdi iyotu hayatımıza nasıl dahil edebiliriz? Bir defa iyotu almak için iki tane yolumuz var. Ya besinlerden alacağız evet. ya da takviye olarak alacağız. Şimdi besinlerden en kolay alan ulus Japonlar. Çünkü biraz önce söylediğim gibi yiyot denizlerde var ve denizden elde ettiğiniz ürünlerden bol miktarda yiyot alabiliyorsunuz. Japonlar da beslenme şekli olarak bol miktarda deniz yosket yiyorlar, sushi yiyorlar, balık yiyorlar ve buradan günlük ihtiyacı olan yiyotu almalı, yeterince almaları mümkün olabiliyor. Ama bizim gibi toplumlarda böyle bir alışkanlığımız yok. Aynı zamanda bu ürünlere de onların ulaştığı gibi ulaşamıyoruz. o Öyleyse biz iotu takviye olarak almamız lazım. Dışarıdan takviye olarak alınması için de önerdiğimiz iot formu, Lugol dediğimiz iot ve potasyum yöntemi içeren e, bir e, karışım. E, alımı çok kolay. Bunu suya damlatarak sabahları tükettiğiniz zaman günlük iot ihtiyacınızı bu şekilde alabilirsiniz. Şimdi iot ben iotla ilgili iotun kayma sağladığı hastalıklarla ilgili anlatımlara başladıktan sonra insanlar insanlarda şöyle bir tepki oluştu. Ya nedir bu? Bir şey her şeye iyi gelir mi? Böyle bir şey olamaz. Tabii bu bize Ortodoks tıbbının kazandırdığı bir bakış açısı. Çünkü Ortodoks tıbbında bir hastalık vardır ve hastalığa gelen bir tane ilaç var. Hastalığı buldunuz o ilacı verirsin. Bize şartlandırdıkları şey bu. Oysa e, iot bir ilaç değil. E, iotu ilaç gibi anlamamak lazım. İşte Hı -hı. ilaç kullandığınızda karaciğerinize toksik yapabilir, böbreklerinize toksik yapabilir. Ama vücudun kullandığı bir maddeyi, vücudun ihtiyacı olan doğal bir maddeyi ilaç kategorisine sok. Fazlası şöyle etki yapar, karaciğeri yorar, akciğeri zorlar gibi söylemlerin hiçbirisine itibar etmemek lazım. Bu sadece yiyot için değil, vitamin ve mineraller için de geçerli. Çünkü bu maddeleri vücut kullanıyor. Kullandığı maddelerle ilgili zararlıdır söylemi çok yanlış. Yani bunları bir ilaç kategorisine koyarak değerlendirmemiz çok yanlış. O nedenle iyotun öncelikli olarak ilaç olmadığını da kabul edeceğiz. Ve iyotun ortalık sıkımdaki ilaçlar gibi bir hastalığa iyi gelir e, diğerlerine etkisi olmaz diye de düşünmeyeceğiz. Çünkü iot vücudumuzun en önemli hormonunun yapı taşı ve bu hormon her hücremize temas eder. Dolayısıyla iot temas eder. Bırakın hücremizi DNA'mızdaki gen ifademizi bile değiştirecek şekilde DNA'mıza etki eder. Ve her hücremizde ilgili iyileştirme potansiyeline sahiptir. Şimdi <laughs> iot vücudumuzda oluşturduğu etkiyle hastalıkların zeminindeki bir takım problemleri düzelttiği için birçok hastalığın iyileşmesinde iyottan faydalanmak gayet doğal. Şimdi biliyoruz ki günümüzdeki birçok hastalık vücudumuzun toksinlere maruz kalması, ağır metallere, kimyasallara maruz kalması ve bu kimyasalların vücudumuzun organlarında oluşturduğu problemlerden kaynak. Şimdi eğer iyot detoks etkisiyle vücudunuzdaki bu kimyasalları temizliyorsa, bunu temizlerken sizin hedef aldığınız organa yetinmez sadece. Örneğin siz iotu türetiniz için kullanırsınız ama iot karaciğerinizi, böbreklerinizi, beyninizi, buradaki toksinleri temizleyerek sağlıklı hale dönüştürür. Şimdi zemini siz ortadan kaldırıp sağlıklı hale getirseniz, bu zeminden kaynaklanan hastalıkların hepsinde bir iyileşme ve iyileştirme potansiyeli olur. İyotun aslında birçok probleme iyi gelmesi temelinde bu vardır ve biz biliyoruz ki iyotu vücudumuzdaki 23 organımız kullanıyor, depoluyor. Yani bu şu demektir? 23 tane organımız iyot kullanımı sırasında fayda görecek ve bunlarla ilgilendiren hastalıklarla ilgili İot olumlu etki yapacak demek. Onun için iot bu özelliklerinden dolayı birçok hastalığa iyi gelir. Artı iot enfeksiyon hastalıklarının hepsinde etkilidir. Çünkü antibiyotiklerden farklı olarak iot sadece bakterileri etki etmez. Virüslere etki eder, mantarlara etki eder, karazitlere etki eder. Bu da bunların neden olduğu hastalıkların tamamıyla ilgili sağlık hali olur. Örneğin sinüzüsten neden olan bir bakteridir. Buna iyot etki ederek fayda sağlar. Ama mantar aracılığıyla oluşmuş. ve ciltte bile veya kadınların en çok yaptığı vajinal akıntıyla kendini gösteren bir mantar. E buna da iyot etki eder. Şimdi iyot geniş kapsamlı bir enfeksiyon etki gösterdiği için birçok bu enfeksiyondan kaynaklanan hastalığın düzelmesinde fayda sağlar. O nedenle iyot çok yaygın olarak fayda sağlar. Bir de iyotun bizzat vücut tarafından kullanılarak oluşturduğu reaksiyonlar için ihtiyaç e, duyulur. Dur, Mesela kadınların yumurtalarının sağlıklı gelişimi için iot olmazsa olmazdır. Eğer iot eksikse kadınların yumurtaları sağlıklı olarak gelişemez. Bu kadınlarda adetle ilgili ağrılar, adet düzensizlikleri infertilite gibi problemler oluşuyor. İotu verdiğinizde siz, ya ben şu hastalığı tedavi ediyorum sadece oraya etki etsin diyemediğiniz için e, vücuttaki birçok e, sistemi olumlu şekilde değiştirdiği için iotdan e, elde edilen fayda çok yaygındır. Zaten biraz önce de söyledim, iot bir sistem için tehlikelidir diye çok ucuz, patentlenemeyen ve birçok hastalığa iyi gelen bir e, mineral insanlara değil olsa olsa bir sektöre zarar verir. Bu söylediğiniz rahatsızlıklardaki oranlar o zaman Kore, Japonya gibi ülkelerde düşük olması gerekiyor değil mi? İnfertilite ya yani kısırlık veya işte yumurtalıkla ilgili bir takım rahatsızlıklar. Bunun oranları düşük zannediyorum. Şimdi şöyle, bununla ilgili hem belirgin çalışma tanısayetle yapılmış. Japonya'daki kadın ve erkek popülasyonunda işte prostat kanseriyle meme kanseri oranları diğer ülkelere göre karşılaştırmış, Bunlarda düşük bulunmuş. Bu iyottan kaynaklan kanaatine varılmış. E sonra acaba demişler bu ırkla ilgili bir şey mi? Bu insanlar örneğin Amerika'ya göç ediyorlar. Amerika'da yaşamaya başladıkları zaman yani iyottan uzaklaş, iyotlu uzaklaştıkları zaman oranlar oradaki insanlarla benzer halde değişiyor. Yani kanser riski artıyor. Bu çalışmalar da gösteriyor ki iot bu rahatsızlıkları önlemede aktör. Şimdi tabii bunları ben makaleler ve bir takım yazılarla, belgelerle bunda anlatıyorum ama bunun yanında benim de klinik deneyimlerim var. Örneğin yıllarca her türlü yöntemi denediği halde gebek alamayan ama iot başladıktan çok kısa süre sonra normal yoldan gebek alan hastalarım var. Tümörle ilgili ilerleyişi durduran hatta gerileten, gerilenen yani hastalarım e, var. Özellikle türeit hastalıklarında Hashimoto'da yıllardır ilaç kullandığı halde Hashimoto ile ilgili belirtilerden muzdarip, şan kalitesi çok düşmüş olan insanlarda iot kullandığınızda iotun etkilerini ortadan kaldırdı, e, kaldırdığını gördüğüm yüzlerce hastam var. Şimdi bu da önemli. Yani sadece makalelere veya dünyadaki gelişmelere değil, kendi hasta deneyimlerime göre e, e, konuşulduğunda iotun çok ciddi anlamda insan sağlığında destek olduğunu e, söylemek yanlış e, bir cümle olmaz. Aynı zamanda şimdi aslında Türkiye'de iotun yaygınlaşması, insanların iotu yaygın halde kullanmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi de insanların iotu bize kendileri faydasını faydası Özellikle enfeksiyon hastalıklarında çocuklarında kullandıkları iot onları o kadar rahatlattı ki gecenin bir yarısı ateş yükselmiş öksürükten uyuyamayan çocuklarına işte iki damla iot vererek ne bu zaten evet i̇ki damla iot vererek, sırtına iot kapesi yaparak, vücuduna iot sulandırıp sprey olarak sıkarak çocukların ateşlerini düşürdüler. Çocukların öksürüklerinin kesildiğini gördüler. Günlerce antibiyotik kullanarak, hasta yatan çocukların iot kullanarak bir gün, iki gün içerisinde ayağa kalktığını deneyimlediler. Şimdi siz e, bunu deneyimleyen, IOT'un faydasını bu şekilde test eden insanlara ne kadar IOT zararlı derseniz değil, inandıramazsınız. Birebir kendileri yaşatlar bu iyilik halini. Evet. Ve ilginçtir ki, bu da belki bizim toplumumuzun bir özelliği. Türkiye'de bana göre IOT kullanımı dünyadaki birçok ülkeden çok yaygın. Belki de dünyada en çok IOT test eden, kullanan insan sayısı. E, şimdi bu şekilde IOT kullanan insanlar yurttan fayda görünce bu faydaları kendilerine saklamadı. Sevdiklerine, tanıdıklarına da yaydılar. Yani aslında yurt hareketi diye başlayan hareket Türkiye'de bir iyilik hareketine dönüştü. Ve e, insanlar bu şekilde çok güvendiği, tanıdığı birisinin deneyimini e, baz alarak, güvenerek yurt rahatça kullandılar. Çocuklarında da kullandılar ve bu iodofobinin kırılmasında, ortadan kalkmasında çok büyük etken oldu. Hocam, iyo pek çok kişi arasında da antibiyotikle de karşılaştırılıyor. Az önce sizin de söylediğiniz gibi 1960'lara kadar pek çok hastalığın tedavisinde, pek çok alanda çok etkili çözümler sunmuş iyo. Neden sonra antibiyotik devreye giriyor, antibiyotikler devreye giriyor. Tabii ki tartışmasız onun da katkısının olduğu yani tartışılmayacak noktasını biliyoruz elbette ama Hani iodun da bu çok yönlü bir katkısı ve buna rağmen neden devreden çıkarılmak istendi? Neden devre dışı bırakıldı? Bunu neye bağlıyorsunuz? Bu karşılaştırmayı doğru buluyor musunuz? Yani antibiyotik mi, iot mu? Neden bu karşılaştırmaya gidiliyor? Bence karşılaştırma yapmaya bile gerek yok. Bir tanesi antibiyotik kullandığınız zaman bağırsaklarınıza yani ikinci beyninize atılan bir bomba. Bütün sağlık sisteminizi bozacak etkiler oluşturuyor. Bir tanesi de kesinlikle kullanıldığı zaman size zarar veren bakteri virüsleri yok ederken sizin normal floranıza zarar vermeyen bir madde. Bu maddeyi ben karşılaştırmam ve hep şunu söylüyorum. Biyotta yapılan çalışmalarda bakın sadece bakteriler üzerine değil, virüsler ve mantarlar üzerine çünkü antibiyotikler virüs ve mantarları ve maalesef antibiyotik kullanımı o kadar yaygın ki bunun büyük bir kısmı da yanlış kullanımdan kaynaklanıyor. Viral hastalıklarda bile artık e, meslektaşlarımız antibiyotik reçete ediyorlar. Bu çok yanlış bir şey. Hiç etkisi olmayan bir viral ajana e, siz antibiyotik vererek yaptığınız şey bağırsaktaki florayı bozmak olur. IOT'un e, yapılan çalışmalarında, iota dayanabilen, direnç gösterebilen 90 saniye dayanabilen bir efeksiyon ajanı yok. Yani iyot eğer bir bakteriyle virüsle, mantarla karşılaşmışsa 90 saniye içerisinde bunu etkisiz. hale getirir. Şimdi bu kadar güçlü bir maddeyi neyle karşılaştırabilirsiniz? Veya e, böyle bir karşılaştırma yapmanız doğru olur. İşte şimdi ben şu çocukların özellikle ateşi e, aileler için büyük bir problem. Ateş niye yükselir? Özellikle de gece yükselir. Vücut e, başa çıkamadığı, sayısı çok fazla artmış olan bakteri veya virüsü etkisiz hale gelmek için vücut ısısını yükseltir ki o ısıda onlar hareketleşir, yaşayamazlar. Ve bunu bu ısı da e, vücut üstesinden gelmeye çalışır. Eğer ateş düşürücü bir şey kullanırken Vücudun bu savunma mekanizmasını ortadan kaldırırsanız hastalığın daha uzun sürmesine neden. Yani e, bu şu anlama geliyor çocuklara ateş düşürücü veriyoruz hemen ateşi düşsün diye aslında bu yanlış. Bu şekilde ateşi düşürmek hastalığı daha uzun süreye yaymak anlamına gelir. Şimdi bunun yerine böyle e, 50-100 mililitre suyun içerisine 15-20 damla iot e, koyup hazırladığınız solüsyonu çocuğunuzun veya kendinizin ateşiniz yüksekse bütün vücudunuza sprey olarak sıkın. 10-15 dakika içerisinde ateş düşer. Neden düşer? Çünkü bütün vücuttan kan, küçük kan kılcal damarlar aracıyla vücuda giren iyot. Evet. Eminim. Açtığı bakteri, virüsü anında yok eder. Yani vücudunuzun tamamında siz bakteri, virüsü ortadan kaldırırsınız. Bakteri, virüs miktarı azalmışsa vücudun vücudu ısıtarak ateşi yükseltmesine gerek kalmaz. Yani doğal olarak sizin vücudunuzdaki bakteri, virüs e, miktarını sizin adınıza yok ettiği için siz artık ateş vücudunuzun ateşinin yükselmesine ihtiyaç olmadan kısa bir süre sonra sağlıklı hale dönüşür. Şimdi bu kadar etkili, bu kadar e, güçlü, üstelik vücuda zarar vermeyen bir şekilde iốt e, kullanarak hastalığınızın üstesinden geliyorsanız niye bir şeyle karşılaştıracaksınız? Kimyasal, yapay ve vücudunuza zarar veren bir şeyle karşılaşacaksınız. Ben yani... Karşılaştırmayı bile iot varsa öncelikli olarak iot kullanın. Yani şunu da söyleyin şimdi en çok tartışma şurada iot da sizin bakterilerinize sağlıklı bakterilerinizi yok eder onları da öldürücü gibi bir tartışma var. Bunun böyle olmadığını biz bir çalışmayla e, üniversitede yaptığımız merakımızı gidermek için yaptığımız bir çalışmayla ortaya koymuştuk ama insanlar artık belge olmadan bir şeye zor inanıyorlar. İşte yakın zamanda bir hafta 15 gün önce bir aprette laboratuvarda yaptırdığım çalışmanın sonucunda <laughs> iot bağırsak florasına olumsuz etki oluşturmadığını, zarar vermediğini gösterdiğini yeniden gösterdik. Yani iot vücudumuza zararlı olan etkenleri yok ederken e, bizim e, sağlıklı floramıza zarar vermeden bu işi yapar. Bunu da tekrardan ispatladık. Yapılan çalışmalar da vardı ama maalesef işte, bunun böyle olduğu biraz da YouTube bilmeyen veya iodofobik görüşe sahip meslektaşlarımızla dillendiriliyordu. Bunun böyle olmadığını da göstermiş. Hı hı. Sayın hocam, az önce verdiğiniz, tarif ettiğiniz ve ateş konusunda, ateş bulgusunda aslında destek olabilecek bir solüsyon nasıl hazırlanıyor? Bir kez daha sizden böyle reçetesini diyebilir miyiz? Bir cam şişe zannediyorum. Kaç e camlı? 100 mililitrelik şişenin içerisine %2 ligolden 20 damla koymamız yeterli olur. Bunu bir sprey başlığıyla kullanacağız. Veya spreyimiz yok ne yapabiliriz? Bunu vücudumuza yaygın olarak sürebiliriz. Elimizde bir... Sulandırıp ama değil mi? Evet. Çünkü yakıcı. 100 mililitre suyun içerisinde 20 damla koyacağız. <laughs> Bu solüsyonu süreceğiz. Şimdi şöyle bir şey de olabilir. Bunu uyguladınız 15 dakika içerisinde ateş düşer ama bir süre sonra ateş tekrar yükselebilir. Şimdi bu vücuttaki bakteri virüsünün miktarının çok olduğunu gösterir. Ateş çekilirse te tekrar kullanabiliriz. Yani iyiyorsa bu şekilde 5-10 defa tekrar etmenizde e, sağlığınız açısından hiçbir sıkıntı yok. Ateş Hı. tamamen düşene kadar bu uygulamayı e, tekrarlayabilirsiniz. Şimdi e, bir şey daha söyleyeyim. Bunu yaptığınızda eğer enfeksiyonla başa çıkacak şekilde, ateşi düşürecek kalıcı şekilde ortadan kaldıracak şekilde bir sonuç elde edemiyorsanız o zaman mutlak bir doktor yardımıyla farklı tedavileri de ilave ederek ilerlemeniz gerekiyor. Evet. Bu vücuttaki bakteri ve virüs yoğunluğunun çok fazla olduğunu sadece iyotla bunu azaltmanın mümkün olmadığını gösterir. Ne? Ama bu çok az kişide görülür. Genellikle bu uygulamayı yaptığınızda kişilerde ateşi kalıcı bir şekilde düşürmek mümkün olur. Peki değerli hocam, memede kitle durumunda da aslında çok yaygın e, yararından e, bahsediliyor. Size müthiş yeni dönüşler olduğunu biliyoruz. Haricen e, kullanılıyor zannediyorum. E, bir kez de sizden duyabilir miyiz? Memede kitle olması durumunda nasıl kullanılır? Yok. Şimdi yapılan çalışmalar e, memede kitle olması, tiroidde problem olması veya tiroidde nodül olması, yumurtalıklarda polikistik over olması gibi durumların tamamını kaynaklandığını kaynaklandığını Eğer bir kişi de iyot yeterli ise bununla ilgili biraz önce saydığımız problemlerle ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamıyor. Yani e, yeterince hiyot olan bir kadında memede kitle olmuyor. Dolayısıyla meme kanseri oluyor. Yeterince hiyot olan e, bir kişide polikistik over dediğimiz yumurtaların böyle balon gibi şişmesiyle karakterize bir rahatsızlık olmuyor. Veya yeterince hiyota doygun olan kişide türetlerinde nodül gelişmiyor. Bunların hepsi... Iyotun eksikliğine bağlı iot gibi etki eden halojenler başta olmak üzere toksik maddelerin bu organlara vermiş olduğu hasar sonucunda oluşuyor. Bunlar e, oluştuktan sonra nasıl kullanacaksınız? Zaten iotun 1908 yılından sonra tekrar yükle, e, yüksek dozda kullanılması ilk denemesi. Bir e, doktor tarafından memedeki fibrokistleri e, tedavi için kullanılmış. O doktor 6 mg dozunda günlük iot kullanmış. Daha sonra Ruslar çalışma yapmış 50 mg dozunda günlük iot kullanmışlar. Dahilen mi hocam? E, bu dahilen yani içerek. Anlamanda da e, fibroadenomlar veya fibrokistlerin olduğu meme üzerine sürerek de iot kullanabiliriz. Şimdi cilt hassasiyeti, ciltlerin benlikliliği gücü herkeste aynı değil. Onun için de genelde %2'lik ikilik e, harice uygulanmasında ciltte bir problem yaşanmaz. Ama e, bazı e, hassas ciltlerde işte döküntü, soyuntu, soyulma, kızarıklık gibi belirtiler yaşanabiliyor. Bunun için cildinizin hassasiyetini test etmek için küçük bir bölgede yok kullanırsınız. Sizde ne yapıyor onu görürsünüz. Ondan sonra yaygın kullanmak. Ne dışarıdan uygulandığında iotun etki edebileceği problemlerde mesela memedeki şeylerde memeye sürerek kullanabilirsiniz. Dahili olarak alabilirsiniz. Şimdi bazılarında çok hızlı sonuç alınır. Bazılarında daha uzun sürede sonuç alınır. Hastalıklar kişiye özeldir. Hastalık iyileşme süreçleri de kişiye özeldir. Onun için standart olarak bunu kullan bir ayda düzelir gibi bir şey söz konusu değil. Bazı hastalarım eğer iot kullananlar işte bir başkası kullandı, bir ayda, iki ayda düzeldi. Ben altı aydır kullanıyorum, faydasını görmedim. E bu yanlış bir yaklaşımdır. Çünkü hastaların temeli kişiden kişiye farklıdır, toksik yükü farklıdır. Bağışıklık sisteminin bunun üzerinden gelebilme gücü kişiden kişiye farklıdır. Buna bağlı olarak iyileşme süreci de farklılıklar gösterir. Zaten Mehmet'eki fibroadenomlara, fibrokistlere ile ilgili yapılan çalışmada iyilik için ortalama 2-3 yıllık çalışma süreleri geçer. O nedenle acele etmeden iotu kullanın. Zaten iotu kullanmak vücudunuzdaki birçok sistem için faydalı olduğu için bu sürede uzun süreli kullanmakta kişiye herhangi bir zarar vermediği için artı maliyet olarak da çok yüksek bir maliyet getirmediği için e, uzun süreli kullanım her zaman e, sağlık için olumlu etki yapar, herhangi bir olumsuzluk oluşturmaz. Henüz mesela ortaya çıkmamış yani bizim haberdar dahi olmadığımız ama içeride bir yerlerde var olan ya da başlangıç noktasında olan bir hastalığa dahi pozitif etki sunabilir mi? Yani onu önleyici etki sunabilir mi hocam? Yok. Şimdi Tuba'nın bir başlamadan önce fakültelerinde yok şöyle anlatmış. E, hocalar fakültesi öğrencilerine iot anlatırken derlenmiş ki e, ne Nerede, nasıl sorusunun cevabını bir hastada bulamıyorsanız iot verin, o bu soruları kendisi cevap. Evet, siz bir hastalığın ne olduğunu, neden kaynaklandığını, nerede olduğunu bilmeseyiz bile iot verdiğinizde iot bunu... Ajan Şimdi iotun en önemli özelliği zaten hastalık tedavisinde iota yoğunlaşmak değil. Benim de dile getirdiğim şey o. Iota vücudunuzu doygun hale getirin, vücudunuzu iotuz bırakmayın daki kastım o. Eğer vücudunuzda yeterli iot varsa hastalıklara karşı daha dirençlisiniz. ...oluşabilecek, özellikle kansere karşı riskiniz çok daha az. O nedenle hasta olmayı beklemeden herhangi bir hastalık oluşmadan siz vücudunuzu iyota doygun hale getirirseniz risklerinizi <laughs> minimum düzeyde. Tabii bu arada sizi fark edemediğiniz bir problem varsa bir sıkıntı varsa iyot bu süreçte bunu da ortadan kaldırarak bunun fark edilebilir bir hastalığa dönüşmesini de engelliyor. Bu nedenle iyotu hasta olanlar değil özellikle sağlıklı olanların kullanması hastalık riskini minimuma indirmek için önemli. Herkes peki kendi dozunu nasıl ayarlayacak? Bir mesela takviye dozunda ben yot kullanmak istiyorum. Hangi bir bir şekilde atıyorum kitabınızı okudum ve çok yakın buldum kendimi. Başlayayım dedim. Belki var olmayan az önce sizin de söylediğiniz gibi bir şeylerin önüne geçer düşüncesiyle. Takviye dozu nedir ya da şöyle söyleyelim koruyucu doz mu diyor hekimler. Koruyucu doz nedir iot için değerli hocam? Şimdi tabii e, iot için... Bıkmış olabilirsiniz bu sorulardan hep. Belki çok sık soruluyor tabii iotla ilgili e, kullanıma dair de sorular ama ben de sormak isterim. Şimdi şöyle öncelikli olarak şunu belir: Herhangi bir hastalığı tedavi etmek için iot kullanmak istiyorsanız evet. hastalığın adı ne olursa olsun bunu bir e, doktor kontrolünde yapmanız gerekir. E, ama ben e, sağlık kalmak için iot kullanmak istiyorum derseniz... E, sizin için en önemli kriter şudur. Biraz önce söyledim. Japonlar beslenmeleriyle belli bir miktar iot alıyorlar. Bu e, miktarın ortalama 10 ila 12,5 mg olduğu günlük e, hesaplanıyor. Yani bir Japon günde beslenmesiyle 12,5 mg civarında iot alıyor. Bunun Ligol'un karşılığı nedir bunda? %2'lik Ligol'den günde 5 tane. Şimdi Japonlar beslenmesiyle bu kadar iyot alıp sağlıkları ile ilgili herhangi bir problem yaşamıyorsa e, vücutlarını iyota doygun hale getirebiliyorlarsa siz de Güvenlik. aldığını şeyde alabilirsiniz. Şimdi iyottaki daha yüksek dozlardaki problem iyotun vücuda zarar vermesi ihtimalinden kaynaklanmaz. Iyot yüksek dozlara çıkıldığında detoks etkisi oluşur. vücudunuzda toksinleri birikmiş olan toksinleri açığa çıkartarak atılması e, ilgili süreçleri başlatır. Şimdi sizin vücudunuzda toksinleri uzaklaştırmak için karaciğerinizin iyi çalışıyor olması lazım, böbreklerinizin iyi çalışıyor olması lazım, bu toksinlerin vücuttan atılabilir hale gelmesi için bir takım mineraller yeterli olması lazım, vitaminleriniz yeterli olması lazım. İşte daha yüksek dozlara çıkıp da detoks etkisi belirginleştiğinde e, ilave bir Vitamin mineralleri de beraberinde kullanmazsanız açığa çıkan toksinler sizde bir yorgunluk, sinirlik hali oluşturabilir. Bunu yaşamamak için bu tabloyu iyi yönetecek şekilde ilave vitamin mineraller kullanarak yiyin. Neler hocam? Muhakkak kullanılması gerekenler. Sanırım C. C vitamini, magnezyum, çinko, selenyum gibi vitamin mineraller. B vitamin düzeyinin özellikle türetim konusunda iyi olması için Hı -hı. yüksek olması lazım. Şimdi işte burada bir yurt bilgili doktor danışmanlığına ihtiyaç olur. Şimdi kabaca bunlar ama sizde hangisi? Mesela demiriniz çok düşüktür. Siz günde 2-3 birim demir almanız gerekir. Onun o dozda ilave edilmesi lazım. Herkese standart. Işte biraz önce söylediğim gibi hastalık karşılığında şu ilaç böyle bir şey yok. E, kişiye özgü bunlar planlanması lazım. İşte o noktada iodo daha yüksek dozlara çıktığınızda veya bir hastalık için kullanmak istiyorsanız mutlaka bir iot e, e, bilgili doktordan danışmanlık evet. almak gerekir. Tabi iotofobiye sahip bir doktora gittiğinizde o zaten kullanabilecektir. Boşuna da yormayın kendinizi almak için. İnsanlarda genelde şöyle bir düşünce var. E, aman eksik olsa ne olur iotlu tuz kullanırım, takviye ederim gibi bir düşünce. Iotlu tuz konusunda Yor... da aslında bir başlık var kitabınızda. Evet. Biraz bahsedin isterim. Y Tuzdan telafi edemezsiniz. Ee, bunun sebebi bir iyot uçucudur. Siz tuzu kullanana kadar iotun çoğu uçmuş olur. Bu birincisi. Ama daha önemlisi e, iotla tuzu birleştirirken e, kullanılan e, maddeler ve e, reaksiyon e, tuzu ve iotu birer mineral olmaktan çıkartarak tuz tadında bir kimyasala dönüştürür. Bu da vücudunuz için zarar. Iotlu tuz alırken aynı zamanda alüminyum alırsınız. formaldehit değil alırsınız. Şeker alırsınız. Bunlar da vücudunuz için zararlı maddeler olduğu için işte vücuduma faydalı iyot alıyorum, tuzdan alıyorum derken vücudunuza zarar verecek maddelerle daha büyük sıkıntı yaşayabilirsiniz. O nedenle kesinlikle iyotu e, vücudunuza tuzla takviye edemezsiniz. İyotlu tuz kullanıyorum ben rahatım diye düşünmeyin. Eğer iyotlu tuz kullanıyorsanız gidin onu çöpe atın. Bu kimyasal, e, rafine olmuş bir üründür. Kullanmayın. <laughs> Hocam takviyelerden bahsettik, iyon kullanımı esnasında bir de e, siz e, hep belirtiyorsunuz e, solüsyon eğer yani lugol solüsyonu kullanılıyorsa C vitamini ile arasında iki saatlik e, bir boşluk e, süre olması gerekiyor diyorsunuz. Bu bahsettiğiniz C vitamini, yani uyduruyorum kişi kahvaltısını yaptı, orada da yüksek C vitamini içeren gıdalar tüketti, aynı e, yere mi varıyor yoksa sadece takviye edilen vitamin e, manasındaki C vitamini? Şimdi e, benim yoğurtla beraber kullanın dediğim C vitamini dozu çok yüksek. O bir defa kesinlikle 2 saat olması lazım. Ama evet. e, içerisinde bir miktar C vitamini var. Bu etkileşir mi? Evet etkileşir ama miktarı çok fazla olmadığı için hmm. e, tünün etkisini çok fazla bastırmaz. Gölgelemez. O nedenle e, mesela bazı kişiler aç karnayı aldığı zaman e, midem bulanıyor. Midemde ağır olduğu gibi yakınmaları var. E, bunlar tok karnı alabilirler. E, o ama da meyve suyu bile beraber e, iot içmesinler yani içerisinde Hı. c yoğun olan bir meyve suyunu kullanmasınlar bu anlamda söylemiyorum ama işte domatesini, salatalığını, biberindeki c, biber. c, c vitamini, iotun etkisini çok fazla azaltmaz e, bir, yani azalttığı miktar bizim e, takviyemizi çok fazla etkilemez Hı. ama hani dikkat edeceğini diyorsanız e, onda da ara bırakabilirsin peki iyot banyosu bu da çok yaygın hemen hemen az önce tarifini verdiğiniz o spreyi aklıma getirdi ama iyot banyosu aklıma şeyi getirdi hocam hani denize girmek de acaba bir iyot banyosu yerine geçer mi ne düşünüyorsunuz ne söylemek istersiniz değerli hocam yani şöyle denizde de iyot var denizlerde iyot var zaten insanların tatilde mutlu olmaları atile gitme evet. yakın olma istekleri biraz da iyota yakın evet iyidir. Şimdi denizden tabii e, iyot alıyorsunuz ama e, deniz suyunda da iyot e, tonunda yaklaşık 50 milire, miligram gibi e, çok e, fazla olmayan dozlar da var ama o bile insanları mutlu etmeye yetiyor. Şimdi iyot banyosunu yapmak ne için geçerli olabilir? Ciltte yaygın lezyonlarımız, efekte odaklarımız, mantarımız e, varsa e, bunlar yetmek için bir içerisine girebileceğimiz miktarda suyun içerisinde iot koyarak iot banyosu, iotun içerisinde durmayı yapabiliriz. Bu nasıl ayağımızda bir mantar var, iotlu suyun içerisinde bekletiyorsak, <laughs> da yaygın bir lezyon varsa bunu yapabiliriz. Ama genelde iot banyosu çok yaygın kullanılmaz. Yaygın cilt hastalıklarında verilir. Onun dışında çok önemli. Mesela çocuğunuzun ateşi çok yükseldi. Belki böyle bir şeyin içerisine Girip oturtup çıkartabilirsiniz. Burada faydası olur. Sprey kullanamıyorum ben çocuğu banyoya koyacağım, banyo suyunda tutacağım derseniz böyle bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Iyot yoksunu ya da iyottan yeterli yararlanan vücut arasında ne gibi farklar var? Yani bu çok belirgin, varis farklar mı değerli hocam? Nasıl anlayacağız? Şimdi tabii ki öncelikli olarak iot kullanan bir kişinin enerjisi daha yüksektir. İot vücudumuzdaki enerji üretimini artır. Ama bizde asıl e, problem olan gizli eksikliklerdir. Vücudumuzda bazı vitamin, mineraller eksik olur ama anlık bir belirti ver. Yavaş yavaş belirti verir. O nedenden dolayı da eksikliğini hastalık oluşana kadar farkına varmayız. Mesela C vitamini eksik almak katlama rahatsızlıkları için risk oluşturur. Katlama problemi olan kişilerin büyük bir kısmında C vitamini eksikliği vardır. Şimdi belki iddialı bir cümle olacak ama eğer vücudunuz iota yeterince doygunsa kanser riskiniz o kadar azdır. Çünkü iot vücutta lipitlerle birleşerek delta lakton denilen bir iodolipit oluşur. Şimdi bu madde Hücrelere ölmeyi öğretir. Yani Zamanı geldiğinde görevini tamamlayan hücre yok olmalı, yerine yeni hücreler gelmelidir. Hayat döngüsü bu şekilde sağlıklı olarak ilerler. İyot bunu sağlar. Yani zamanı geldiğinde ölmeyip çoğalan ve kanserleşen hücreleri yok etmek vücuttaki kanser riskini minimuma indirmek demek. Bu açıdan iyot kullanarak işte günlük hayatımda çok fazla bir etki elde edeceğimden ziyade ilerleyen dönemlerdeki riskleri minimuma indirmek önemlidir. Ama siz bir hipotiroid hastasınız, bir probleminiz var iot eksikliğinden dolayı işte uykusuzluk yaşıyorsunuz e, halsizlik, yorgunluk yaşıyorsunuz iot kullanmaya da bir anda bunlar değişir. Normalleşin ve bir olumlu etki elde edersiniz. Ama iotun eksikliği nasıl sinsi bir hastalık e, zemini hazırlıyorsa iotun varlığı veya doygunluğu da bu zemini ortadan kaldırarak sizin daha sağlıklı yaşamanızı, özellikle yaşlandığınızda ilerleyen yaşlarda daha sağlıklı olmanıza yardımcı olur. Peki değerli hocam şimdi önünde o kadar çok soru var ki sizin gibi hem bütüncül bakan fonksiyonel yaklaşan bir hekim karşında olunca her şeyi sormak istiyor insan. Solüsyonun kullanımının kanseri engellediğine dair bağışıklığı güçlendirdiğine dair yapılan çalışmaları biraz tartışmalı bulan meslektaşlarınız var zaten bunu konuştuk. Bu Şöyle de bir istatistik var değerli hocam ve burada sizin yanıtınız ve görüşünüz çok kıymetli. Japonya ve Kore gibi ülkelerde yoğun görülen tiroid kanseri vakaları. Bunu da özellikle pek çok endokrinolog yüksek iot kullanımına bağlıyorlar. Sizin pencerenizden bu durum ve bu istatistik nasıl görünür? Aynı zamanda iottan zengin beslenen yine bu iki ülke özellikle başta olmak üzere Japonya, Kore gibi ülkelerde meme kanseri görülme sıklığı da oldukça ağır. Sizin pencerenizden nasıl görünüyor bu detay? Söylemiş olduğunuz yüksekliği gösteren bir e, çalışmaya ben şu ana kadar rastlamadım. Bir, diyotun tiroid kanser riskini arttıran bir çalışma var, yapılmış bir çalışma. Tabunda da bunu e, detaylı olarak yazdım. Bu çalışmayı kısaca şöyle anlatayım. Dinleyicilerimiz buna karar versinler. Yüksek doz diyot kullanılan hastalarda papiller tiroid kanseri görünme riski artmıştır diye biten bir çalışma var. Çalışmanın içerisinde girdiğinizde bakıyorsunuz yüksek doz iot kullanılmamış. Iotlu tuz verilmiş insanlara ve e, istatistik olarak karşılaştırmalı sonuç elde Bunu yani buradaki ufacık bir farkı ki fark zaten anlamlı değil e, böyle bir cümle kurmaya. Anlamlı olduğunu kabul etsek bile iota bağlamamız mümkün değil. Çünkü biraz önce söyledim. Iotlu tuzun içerisinde alüminyum var, formaldehit var, zararlı maddeler var. Belki bunların oluşturduğu etkidir diyebiliriz ama Bakın istatistik iki fark ne kadar biliyor musunuz? Iyotlu tuz kullanmayan kişilerde popüler tiroid kanseri görülme oranı 10 binde 78. Iyotlu tuz vermişler ki buna yüksek doz iyot diyorlar alakası yok. Iyotlu tuz vermişler. Iyotlu tuz verdiklerinde kanser görülme oranı 10 binde 82. 4 kişi fazla. 10.000 kişide ve bunu iot kanser yapar diye bağlamışlar. Çalışmanın bu istatistiğin bu kadar anlamsız artışını iota bağlayarak kanser yaptığını düşünen varsa veya buna inanabilecek birisi varsa bence iot kullanmasın ama kesinlikle doğru bir çalışma değil. İşte günümüz tıbbı nasip olursa yeni bir kitap yazıyorum orada bunu daha detaylı anlatıyorum çalışmalar üzerinden bir takım şeyleri manipüle ve sizin de doğru çalışmalar yapmanızı bir şekilde engelliyor. Örneğin ben benim kullandığım dozda iotla ilgili faydaları veya zararlarını gösterir bir çalışmayı yapmak için etik kurula müracaat ettiğimde etik kuruldan onay alalım. Şimdi diyorlar ya iotla ilgili yapılmış çalışmalar yetersiz, çok az işte çift kör çalışmalar yapılmamıştır. E bunları nasıl yapacak? Onların kabul ettiği şekilde yapabilmem için bir süreci takip etmem lazım ama o süreci bana kapatıyorlar. Etik kurul izni yaptığım hiçbir çalışmayı bir impact değeri yüksek dergide yayınlatmıyorlar. Ee, bunu bilimsel kabul etmiyorlar. E, çift kör çalışma yapmak için etik kurul izni mutlaka gerekiyor. Kurul izni vermiyorlar. Ondan sonra da diyorlar ki yok, ile ilgili yeterli kanıt oluşturmaz. E, oluşturalım diyoruz. Oluşturmuyorsunuz. Mevcut geriye dönük tedavileri örnek gösteririz. Onu kabul etmiyorsunuz. Şimdi benim onlarca hastamda, işte biraz önce söyledim, gebe kalanmamış e, onlarca aslama, hatta yüzlerce aslama iot kullandığımda gebe kaldı. Bu iotun hangi etkisiyle, hangi mekanizmayla, ne şekilde oluyor, e, araştırmak için bir bilimsel çalışma yapmak lazım. Ya yani böyle bir etki var, ben bunu araştıracağım dediğimde diyorlar ki hayır buna izin vermez, niye? Yüksek doz iot zararlı. E diyorum ki ya ben... ...yüksek doz dediğinizin daha yüksek dozunda 8 yıldır alıyorum... ...kendime zarar veremedim... ...siz neye dayanarak zararlı diyorsunuz bunu... ...onu da kabul et ...e ne yapacağız... ...onun için maalesef günümüz tıbbı, ortodoks tıbbı... ...bir grubun egemenliğinde... ...ve bu sektör... ...kendine zarar verecek hiçbir çalışmanın önünü açmıyor... ...kendisine sıkıntı verenleri itibarsızlaştırmak için de... ...çok fazla para harcıyor... ...şimdi... Babanım düşünür bir e, bilim adamı bir vitaminin insanda ne kadar fayda sağladığını mı öncelikli olarak araştırır yoksa bu vitamin vücuda nasıl zarar verir mi araştırır? Eğer bir çalışma bir vitamin vücudumuza ne kadar zarar veriyor araştırıyor ise bu insanların sağlığı için yapılmış bir çalışma anlamına gelmez. Maalesef çalışmalara bakın özellikle vitaminlere, minerallere buna iot da dahil vücuda nasıl zarar veriyor aydasını araştırmaz. Niye? Ufacık bir zararı bulduğunda bunu büyüterek e, insanları bunları kullanmaktan uzak tutmak ilaç sektörünün karlılığını ve satışını olumlu Toplum yaklaşımını nasıl buluyorsunuz değerli hocam? Yani Türk toplumun e, danışan ve hasta profilini nasıl yorumlarsınız? Sizce bilinçli miyiz? Şimdi şöyle, bu böyle bir genelleme yapmak doğru değil. Çünkü hepimiz bir takım görüşlere mevcut sistemin bize sunduğu veriler üzerinden ulaşıyoruz. E, farklı şeyleri araştırma imkanımız yok. Bugün fakülteleri, bilim camiasının büyük bir kısmı, bildiğimiz sağlık bilgileri hep bu sistem tarafından oluşturulmuş bilgiler ki Yodofobi de böyle bir sistemin bize dayattığı bir bilgi dağırcı. Şimdi söyledikleri hiçbir şeye temel yok veya o temel gerçeği yansıtmıyor e, ama tam tersi sonuçları da sizin ulaşmanızı engelleyici bir takım çalışmalar var. Bu ortamda insanların bilinçli veya bilinçsiz diye tasvir edilmesi çok doğru buluyorum. Ama benim gördüğüm kadarıyla ve özellikle son 7-8 yıldır ki ben IOT'u anlatmaya başladığımda şöyle diyorum. Ben <laughs> IOT'un don kişotuyum. Yani bunu anlatmaya başladığımda çevremde buna destek veren insanlar yoktu. Sonra IOT'u kullanıp deneyimleyen insanlar bunu paylaşmaya başladı. Şimdi ciddi anlamda Türkiye'de IOT'u savunan, IOT'un faydalarını dile getiren bir grup var. Bunlar tabii çevresindeki bilgilerden ziyade deneyimledikleri sonuçlara göre hareket ediyorlar. Bu bu pencereden bakarsanız Türk ulusu gerçekten çok sağduyulu, bilinçli bir toplum. Evet. Değerli hocam, COVID sonrasında dünyada özellikle artan kalp krizleri bunu pek çok hekim konuluma sordum. Sizi de sormak istiyorum. Pıhtı vakaları, ölümler büyük oranda Covid aşısıyla ilişkilendirildi. Yeni bir pandemi olursa eğer, yine e, Türk toplumunun yaklaşımı nasıl olacaktır? Ne e, umuyorsunuz? Yeni bir pandemiyi toplumumuz nasıl yönetir? Sizin pencerenizden nasıl görünüyor? Şimdi şöyle, ilk ben artık pandemi demiyorum buna, plandemi diyorum. Bir tiyatro öyle. Bu tiyatroda insanlar e, dönüşü olmayan bir yola yönlendirilip e, bir takım sığlara maruz bırak. Şimdi e, benzer bir şey yaşandığında ne yapmak lazım? Geçmiş deneyimlerimiz var ve şu anda toplum olarak daha e, bilinçliyiz. Neden? Çünkü bize dayatılan sıvıların e, daha sonra oluşturduğu problemleri gördük. Bu nedenle insanların kolay kolay buna razı olacaklarını düşün. E, i̇kincisi e, ben e, o plandemi döneminde de insanlara, ee, hep şunu söyledim dedim ki korkmayın ee, adı ne olursa olsun varyantı ne olursa olsun cesi ne olursa olsun ee, bu madde yani iota 90 saniye dayanabilen bir virüs yok. Elinizde çok güçlü bir silah var. Bu olduğu sürece kork. Sadece bunu doğru kullanmayı öğrenin ve bunu kullanın ki birçok kişi bunu kullandı. Kimisi hasta olmadan önce gargara yaptı. Sürekli olarak da virüse maruz kalmadı virüse maruz kalanlar IOT'la beraber C vitamini, D vitamini gibi bağışıklıklarını güçlükten destekleri alarak kolayca bunun üstesinden geldiler. Yani insanlar şunu gördü, doğal ve basit kendilerini de uygulayabileceği ve yan etkisi olmayan bir takım desteklerle problemlerini kolayca çözük. Şimdi gene adı değişik de olsa, varyantı değişik de olsa, çok tehlikeli denilse, çok zararsız da denilse, ne denilirse denilse karşımızda bir virüs olacak. Ve bu virüsü yok edecek güçlü bir silahımız hala değişmedi. Çünkü yeryüzünde hayat başladığından bu yana kendisine direnç geliştirilememiş pek madde yok. IOT'a direnç geliştirebilen, karşı koyabilen, 90 saniyenin üzerinde ona direnç gösterebilen bir virüs yok. Bak, e böyle güçlü bir silahınız varsa neden neden gidip anlamsız içerinin ne olduğunu bilmediğiniz sıvıları vücudunuza enjekte ettireceksiniz ki ettirilen maalesef çok kişi bunu yaptı. İşte kalp krizleri, damarlı pıhtılaşma problemleri oluştu. Bunlar, bunları da rahat yani ortadan kaldırabilecek etkiler oluşturabilecek şey gene doğada, gene doğal olur. Bununla ilgili bir ilaç, bir farklı kimyasal arayış içerisine girmemek lazım. Ben e, burada kısaca bu tür rahatsızlığı olanlara e, küçük bir şey de vereyim. Eğer kanama pıhtılaşmayla ilgili bir problem yaşıyorsanız 3 şeyi kullanmayaydık. C vitamini ama yeterli dozda bir kasit formunda saf C vitamini. Bu efervesanları, kapsüllerden bahsetmiyorum. 2 omega 3, 3 E vitamini. Edirne'nin E'si. E vitamini ile omega 3'ün sulandırıcı etkisini piyasadaki hiçbir kimyasal maddeler ıı, maddeyle kolay kolay sağlamanız mümkün değil. Üstelik bunlar antioksidan, kanınızı sulandırırken size zarar veren maddeler de sakin Hücre zararlarınızın zarar görmesini engelliyorlar. Bu kadar basit şeylerle sağlığınızı korumak varken karmaşık şeylerle kafanızı karıştırıp korkutup uğraştırabiliyorlar. Ee, ben şu sözü çok seviyorum. Her Konuşmamda da tekrarlıyorum. Ee, en karmaşık problemlerin çözümü en basit ol. Eğer bir plandeme olacaksa, bir salgın korkusu yaşanacaksa sizi bu salgından, bu korkudan kurtaracak en basit şey elinizde. Teknik bir şey sormak istiyorum. Ya. Maymun çiçeğini vakaları sık duymaya başladık. Bir de Batı Nil virüsü. Maymun çiçeği pandemisi şayet olursa umarım olmaz. Hemen yine az önce bahsettiniz ya hani banyosu. Direkt olarak öyle bir bağlantı kurdum. Şeyi sormak istiyorum. Bilim kurulunda olmak ister miydiniz mesela? Bir pandemi yaşanması durumunda. Böyle bir şey sunuldu. Bir teklif sunulsa size. Ne derdin? Bu ihtimalde olabileceğini hiç öngörmediğim için buna cevap vermem de çok Çünkü bir tiyatro oynanacaksa o tiyatroyu istenilen oyunu çıkartacak şekilde yönetsek kişilerle sahneye konulabilir. ben o kişi değil. Peki. Hocam son iki sorum. Yapay gıdalar özellikle sosyal medyada çok fazla karşımıza çıkmaya başladı. Ne düşünüyorsunuz yapay gıdalar hakkında? Sofkalarımıza gelmesi sizce ne kadar yakın? Türkiye'de yapay etin gündemde olmadığını biliyoruz. Yapılan açıklamayla böyle bir şeyin gündemimizde olmadığı belirtilmişti ama gelecekte bu karar sizce değişir mi? Yapay gıdaya ne kadar mesafedeyiz? Ne kadar uzaklıktayız? Yapay gıdayı tüketen insanlar bugünkü insanlar olacak. Çünkü siz benzinli bir arabaya mazot koyarak o arabayı çalıştıramazsınız. Bizim vücudumuz doğal, binlerce yıllık alıştığımız e, topraklarda yetişen, belli vitamin, mineral yarlarını, amino içeren gıdaları kullanarak çalışan bir organizma. Yapay olarak bunu yaptığınızda ve buna uyum sağlayan bir vücut varsa bu şu anki insanların vücudu değildir, şu anki organizma değildir. Cümleyi tersten kurarsak yapay gıdayla insanlar beslendiği zaman sağlıklı kalması, yaşamlarla devam ettirmesi. Çünkü amaç doymak değil, hücrelerimizi doyurmaktır. Hücrelerimizi de doyuracak şey vitamin ve minerallerdir. Bunları yapay olarak insanlara vermek, onların yaşamlarının sürmesini sağlamak için çok zordur. Bunları zorlama uygulama. Doğanın kendi akışındaki uygulamalarının dışındaki her şey bizim için olumsuz etkiler oluş. Eğer bunlar doğru olsaydı 100 yıldır üretilen ilaçların hastalıkları yok etmene de başarı göstermesinde oysa böyle bir şey yok. Yüzlerce kanser ilaç geliştirdiler, kanser giderek. Artıyor. Yüzlerce otoimmün hastalık için öneri ve ilaç geliştirdiler, otoimmün hastalıklar alabildiğince artıyor. Öyleyse doğal olmayan her şey e, vücudumuzun karşı koyduğu, vücudumuza zarar veren yaklaşımlardır. Bunlarla uğraşmak, bunlardan sonuç beklemek de çok e, doğru bir yaklaşım değil. Hocam kanser demişken akciğer kanseri aşısının e, Türkiye'deki ilk faz denemelerinden yakın zamanda haberdar olduk. Bu aşıda COVID-19 aşısı sonrasındaki gibi haberleri karşımıza getirir mi sizce? Bu teknolojiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu haberleri nasıl görüyorsunuz? Ben o üç harflik sözcüğe tamamen karşı. Bağışıklık sistemine yaptıramadığınız, bağışıklık sistemini güçlendirerek kontrol altına alamadığınız hiçbir problemi dışarıdan yaptığınız uygulamalarla kontrol altına alamaz. Eğer şimdi aşının mantığı şu, vücudunuza az da olsa problemli olan sıkıntıyı tanıtarak buna karşı koymasını istiyor. Şimdi bu e, şuna benziyor. Savaş tatbikatı gibi bir şey. Sizin askerlerinizin elinde silah yok, kurşununuz yok, askerlerinizin silahı tutmaya gücü yok, gözleri görmüyor, nişan alacak, hedefi görecek gözleri yok. Siz bu askerlere tatbikat yaptırıp savaş hazırlığı deseniz kim inanır size? Amaç bağışıklık yani bakteri, virüs, kanser hücresi, toksinler, kimyasallar, e, bunu vücuttan uzaklaştırmak, bunların vücuda zarar vermesini engellemek için sizin doğduğunuz günden itibaren koruyucunuz olan tek bir sorunuz ve destek var o da bağışıklık sisteminiz. Bağışıklık sisteminizin işini kolaylaştırıp bağışıklık sisteminizi güçlendirmezseniz hastalıklara karşı ne kullanırsanız kullanın yeterli etki elde eder. O nedenle burada yapılması gereken şey şu. Eğer e, çalışacaksanız bağışıklık sistemine çalışacaksınız. Değerli hocam e, sizce sağlıklı yaşam ilkesine uymayan yaptığımız en büyük 3 yanlış nedir? Batı tipi beslenme, karbonhidratlı fazla. içerisinde kimyasalı çok fazla konulmuş paketlenmiş gıdalarla beslenme ki e, ben şöyle söylüyorum. E, üzerinde içindekiler etiketi olan her gıda da kimyasal desi vardır. Ondan uzak. Atalarımız, dedelerimiz, nelerimiz nasıl beslenmişse öyle bes. Yani e, vücudumuza zarar verecek kimyasalları vücudumuza çok fazla temas et. Birincisi bu. ikincisi vücudumuz canlı bir organizma. Sürekli dışarıdan gelen etkilere karşı savunmayı geliştiriyor. Bir problemi oluşmuşsa onu tamir etmek için uğraşıyor. Bunu yaparken de ihtiyaç duyduğu malzemeler, mineraller, vitamin, iyon, C vitamini gibi, D vitamini gibi, magnez gibi. Bunların biz gıdalardan genellikle alırız. Ama maalesef gıdalarımızı da bozdukları için yeterince bunları alalım. Miktar olarak azlaca ihtiyaç duydu. Magnezyum, C vitamini, iot, D vitamini gibi malzemeleri vücudumuzun ihtiyacı oranında takviye edelim. Yani vücudun bir şeyler yapmak için elinin altına o malzemeyi verelim. Vücudumuzda vitamin mineral eksikliği oluşturmayalım. Ki vücut bağışıklık sistemi bunları kullanarak bizi sağlık. Üçüncüsü de zararlıları uzaklaştırdık. İhtiyaç olanları verdik ama vücudun bunu çalışması, bunları kullanarak sizi sağlıklı tutması için stresten uzak olması lazım. Strese fazla bulaşmayın. Çok teşekkürler. Son sorum. Kariyerinizde, hekimlik kariyeriniz boyunca e, sizin için yaşanmış en 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 önemli dönüm noktası ne oldu? Nedir? Ortodoks tıbbının dışındaki gerçek tıbbı keşfettiğim gün benim dönüm yoktan. Tıp fakültesinde aldığım eğitimin beni mutlu etmemesi sürekli bir arayışımı gündeme getiriyordu. Bir gün bu bize modern tıp olarak sunulan ortodoks tıbbının dışında adim bir tıp dünyası olduğunu keşfettim. İşte o dünyaya adım attığımda bakış açım, yaklaşımım, hastalıkları değerlendirmem de değişti. İyot da bu sürecin bir parçası olarak gelişti. Belki de YouTube bu kadar sahiplenmem, bu kadar IOT'u anlatma e, isteğim e, o e, tıp fakültesinde aldığım eğitimi e, dışına çıkarak bu çemberi kırmamdan kaynaklıdır. E, dönüm noktam orası. Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam katılımınız için, değerli bilgileriniz için. Şimdi, Doktor Hasan öncesinde Eren buyurunuz. E, umarım e, bu anlattığım bilgiler e, insanların şifa yolculuğunda onlara olumlu katkılar Peki tabii. Çok teşekkürler. Saygılarımızı sunuyoruz. Bir sonraki programda inşallah yeniden organize olalım ve görüşmek üzere diyelim mi hocam? Çok yoğunsunuz. Kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Saygılar sunuyoruz. Teşekkürler. <laughs>